Değerli öğretmen arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bence çok güzel bir güne denk geldi. Ramazan'ın başlangıcındayız. Rahmet ve bereket ayı. O yüzden bu toplantımız çok daha ışıklı geçecek. Çok faydalı olacak. Buna inanıyorum öncelikle. Ve şöyle baktığım zaman katılımcılara, eğitimin Türkiye'nin bu toplantılarında en sevdiğim şeyi görüyorum. Ülkemizin her yerinden öğretmen arkadaşlarımız buradalar. Böylece ülkemizin dört bir yanına sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz ve bu akşam gerçekten çok değerli bir konuğumuz var. Özellikle konu başlığımızla alakalı çok emek vermiş bir insan. Ben kendisini bilim sanat merkezleri koordinatörlüğü görevlerimizdeki çalıştaylarımız, toplantılarımız ve buluştaylarımızdan tanıyorum. Ve özverili çalışmalarını biliyorum. Zeliha Hocam gerçekten yaptığı öğrencileriyle yaptığı projelerle Sakarya Bilim Sanat Merkezi'nin ve o öğrencilerimizin adını duyurmakla kalmayıp pek çok öğrencimize ışık olmuş bir öğretmenimiz. Ve az önce girişte belki kaçırdınız bahsettiği tüm ile uygulanan bir STEM programının aslında yaratıcısı diyebiliriz herhalde, fikir annesi. Ve bu da çok değerli bence. O nedenle bugün çok şey öğreneceğiz kendisinden ve ben sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Zeliha Hocam, hoş geldiniz. Söz sizde. Merhabalar. Biraz konuştuk, sohbet ettik tabii. Bahar Hocam da tanıttı. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz hocam. Ben Zeliha Çelik. Sen eğitim alanında doktora yapıyorum. Eğitim hakikaten eğitimime çok değer veriyorum. O heyecanı hep yaşıyoruz. Burada zaten bu saatte bu kadar arkadaşımızla bu heyecanla yemekten sonra buradalar. O yüzden çok mutluyum. Heyecanlıyım da hatta Bahar Hocama dedim ki Bahar Hocam tüm Türkiye'den öğretmenler varmış burada çok korkuyorum vesaire diye. Sizlerle olmak çok güzel. Umarım faydalı olurum. Umarım bir nebze de olsa fark yaratacak bir iki şey verebilirim size. Zeliha Hocam, bir arkadaşımız liseyim ben, ilkokulmuş dedi ama ben katılımcıyı herkesin dinlemesini tavsiye ederim. Zaten Zeliha Hocam lise düzeyinde eğitim veren bir öğretmenimiz. Yani anlatacağı her şey arkadaşlar her kademeden arkadaşımıza fayda sağlayacaktır. Tekrar söz. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi bir sunumla bir sunum açmak istiyorum müsaadenizle. Yavaş yavaş başlayalım ama istediğiniz zaman soru sorabilir veya bir ekleme gerekirse ekleme yapabilirsiniz. Yani bize bir yol göstermesi için önceden hazırladığım bir sunum vardı. Onunla bir başlıyorum müsaadenizle. Şimdi sitem her yerde duyuyoruz. Aslında tabii ki buradaki pek çok arkadaşım da zaten hocalarımız ne anlama geldiğini biliyordur ama adettendir karşıya yansıtayım. Nedir sistem? Biliyoruz işte hem bilimin hem teknolojinin hem mühendisliğin hem matematiğin disiplinler arası bir şekilde disiplinler arası bağlantılar kurularak derslere entegre edilmesi, derslerin sisteme entegre edilmesiyle bir yaklaşım olarak görüyorum ben. Yani biraz bahsedeceğiz bakalım bu nedir? Zeliha Hocam, kusura Buyurun. bakmayın, slide tam ekranda ilerlemiyor bizde. Şu an birinci slide'da, yani giriş kısmındasınız. Öyle mi? Neden acaba? Bilemedim. Hocam, şu ekran paylaşımı şeklinde yaparsanız daha Aslında rahat. ekran paylaşımı yaptım şu anda. Paylaşımı yapıyorsunuz diyor hocam. Bir daha deneyelim isterseniz. Evet, kapatıp tekrar açar mısınız? Evet, Tamam, iyi bir fikir peki. olabilir. Hemen Tekrar paylaşayım. Evet. Şu anda tamamdır. Geldi tamam hocam. mı? Peki. Evet. Evet. Buradaydık. yani sistemi genel olarak dediğim gibi çok fazla ayrıntılı bir şekilde ifade etmiyorum. Artık herkes ne anlama geldiğini en azından biliyoruz. Ama gerçekten bu anlamlarının yani science, işte fen, teknoloji, mühendislik, matematik anlamlarını ne kadar içeren etkinlikler yapıyoruz? Bunu tabii sürekli etkinliklerimiz boyunca sorgulamamız gerekiyor. Şimdi değerli hocalarım, yani gerçekten zaten Twinner mı diyorsunuz Bahar Hocam? Değil mi? Twinner'lar
Ben çok yakın değilim Twinning'e. Twinner'lar gerçekten çok yenilikçi öğretmenler. Yani bu söylediğim pek çok şeyin de farkındalar, biliyorlar ama ben yine de kısaca değinmek istiyorum. Şimdi nasıl çıktı sistem veya bu tarz yaklaşımlar nasıl çıkıyor, nasıl ortaya çıkıyor? Malum işte değişen bir dünyada değişen ihtiyaçlarımız var ve 21. yüzyıl becerilerinin artık dünyanın en büyük ihtiyacı olduğu, öğrencilerin en büyük ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve öğrenciler de tüm dünyada, işte bu Amerika'da da ben bunun tarihçesini vesaire anlatacak değilim. Bunları çokça dinlemişsinizdir. Amerika'da da, dünyada da, şu anda ülkemizde de artık öğrencilerin işte çağa ayak uyduran, çağın ötesinde becerilere sahip olan bireyler olması 2005 müfredatından beri programlarda sürekli vaaz edilir. Yani öyle olsun, böyle olsun. İşte yeni bilgi ve becerilerle donatılsın, yaratıcılığı olsun, eleştirel düşünsün, problem çözsün, iyi iletişim kursun, bilgi medya okur yazar olsun, girişimci olsun, üretken olsun, lider vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında sistem eğitiminin de temelinde bu 21. yüzyıl becerilerinin uygulamalı bir şekilde öğretilmesi var. Zannediyorum özellikle 21. yüzyıl becerilerinden 4 tanesi sürekli olarak, yani işte Dünya Ekonomik Forumu'nun eğitim reformları kısmında da ifade ediliyor. Dolayısıyla biz aslında şunları şu anda anlatırken, hani bir sistem etkinliği neleri içermeliği anlatıyorum aslında. Yani eğer sistem etkinliğinde bunlar yoksa, hepsinde olmaz ama bunlar yoksa sistem etkinliği için gerçekten tuzsuz, tatsız, tuzsuz diyebiliriz. Yani birazcık kendi yaptığımız etkinlikleri değerlendirirken bunların var olup olmadığını ölçmemiz gerekiyor. Belki tik atmamız gerekiyor. Evet, ben bu etkinlikte bunu veriyorum. Neyi veriyorum? İletişim becerilerini veriyorum. Yani çocuk iletişim becerileri artıyor. İşte takım çalışması artıyor. Evet, benim bu yaptığım etkinlikte. Evet, eleştirel düşünme kesinlikle artıyor. Yani benim bu yaptığım etkinlikle öğrencim eleştirel düşünebiliyor ve kesinlikle yaratıcılığı artıyor diyorsanız veya kesin bunlara dair bir tik koyabiliyorsak, o zaman yaptığımız etkinlik adı her ne olursa olsun amacına ulaşmış demektir. Ama bunlar olmuyorsa şu 4 temel unsur, o zaman birazcık bir şeyleri revize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki o zaman ne yapacağız? Tek yöntem konuşmak mı diye ben bu sunumu hazırladığımda böyle yazmıştım. Demin de bir gözden geçirdim. Şu anda biraz değişti. Evet, artık öğretmenlerimiz sürekli konuşmak ve kendi anlatmak ekseninden bir miktar kaymış olsa da hala kısmen devam ediyoruz. Değerli hocalarım, ya hepimiz biliyoruz, bildiğimiz şeyler. Bakın çok karmaşık bir şey, yani çok aşırı karmaşık olmasa da bir matematik denklemi. Bu kadar karmaşık bir şeyi de ancak bir öğretmen anlatır çocuklara mantığıyla. Kendimizi böyle bilginin efendisi, bilginin sahibi olduğumuz için bolca konuşuyoruz tabii. Yani anlatıyoruz genel olarak. Meyilliyiz daha doğrusu. Dediğim gibi Twinner'lar bundan çok uzaklaştı zaten. Bir fark yarattılar. Ama buna çok meyilliyiz. Tabii şöyle bir düşüncemiz var. Ya maalesef bu düşünceyi kırmakta çok zorlanıyoruz. En çok kırdığımız nokta, ben anlatamazsam öğrenemezler. Yani herhangi bir konuyla ilgili ne kastettiğimi birazdan aslında daha da detaylandıracağım. Yani ne yaparsak yapalım, hangi çalışmayı yaparsak yapalım, ya ben anlatamazsam öğrenemezler hep zihnimizin bir köşesinde. Yani ben bir anlatayım, ben bir özetleyeyim, yani sabredemiyoruz da zaten onların keşfetmesine. Biraz bilgiyi yüceltiyoruz. Ve kendimizi de bilginin kaynağı olarak görüyoruz maalesef. Şimdi ben bir seminerimde değerli hocalarım bilgiyi yüceltiyoruz. Buna bir son vermek lazım dediğimizde bir hocamız tepki göstermiş. Ne demek bilgisiz mi olalım? Ya tabii ki böyle bir şeyi kastetmiyoruz. Yani bilgi olmadan, hatta bilgide derinleşmeden mümkün mü? Yani
Biz bilgisizliği savunmak değil ama salt bilgiyi öğrenmeyi savunmuyoruz. Çünkü çok değişken bir şey. Ben hep şu örneği veriyorum. Sizce de malum zaten. Yani 10 yıl önce yumurta kolesterole çok kötü geliyordu. Kolesterolümüze çok negatif etki yapıyordu. Şimdi insanlar, bilim insanları diyor yumurta iyi yani, iyi kolesterolümüzü artırıyor. Bilim böyle bir şeydir zaten. Hani Karl Popper'ın çok sevdiğim bir bilim felsefecisi, fizikçi Karl Popper hep şunu söyler. Yani yanlışlanamayan bir bilim veya bilgi bilimsel bir bilgi değildir zaten. Yani yanlışlamaya açık olmayan. Dolayısıyla salt bilgiyi yüceltmek yerine hani bilgiye ulaşmayı ve onu nasıl kullanacağını öğretmek gerekiyor. Tabii ki bilgi önemli. Şimdi yine Twinner'ların çok yabancı olmadığı şeyler, teknolojiler, Web 2.0 araçlar ama demin ki ben denklemi gösterdim. Epeyce zor görünüyordu sanıyorum. Karışık en azından. Ama insanlar şöyle çözebiliyor mesela bunları. Biliyorsunuzdur. Bir şey izletmek istiyorum kısa. Evet. Chapter test açıyoruz. Evet, bir tane program indiriyoruz. Sonra hop taradık. Evet. Gördüğünüz gibi sonuçlar anında cebimizde. Yani şimdi zaten o kadar çok şey var ki bu çözümleri de var. Hani öğretmen çözüm isterse sadece sonuç yok. Bazıları ilk yarı izleyince diyor hocam çözüm var sadece burada. Sonuç var. Şimdi bunlar zaten hani malum ve bildiğimiz şeyler. Ama ben şunu ifade etmek için özellikle koydum. Yani Gardner'ın çok güzel bir sözü vardır. Hatta ben diyorum doktora tezimin başlangıç cümlelerinden biri olacak bu. Allah nasip eder de verirsen. Nitelikli insan makinelerin yapamadığı işleri yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olmalıdır der Gardner. Hatta öğretmeni de tarif ederken öğretmen bir makinenin yapamadığı şeyi yaparsa öğretmendir der. Yani makinenin, bilgisayarların yaptığı şeyin dışında bir şeyler yapabilmeliyiz. O yüzden de işte bilgiye böyle tapınmayalım. Birazcık daha bunu uygulamaya ne nasıl verir de dikkat çekelim istiyoruz. Şimdi değerli hocalarım, o kadar çok kaynak var ki ben World Economic Forum'dan daha önce sunum bilinçli olarak bunu kaldırmadım. Yani 2022'deyiz. Yenisi yayınlandı bunun ama her 4 yılda bir yayınlanıyor. Şimdi 2015'teki becerilere bir bakalım. Bir de 2020'deki becerilere bakalım. Yani tek tek bunları inceleyecek değilim. Fakat örneğin 9. sıradaki aktif dinleme 2020'de listeye girememiş bile. Ondan sonra bakıyoruz, tabii ki listeye girememiş deyince aktif dinlemeyi bilmeyelim anlamı değil ama beceriler, ihtiyaç duyulan beceriler çağla birlikte değişiyor. Bizim kendimizi bu anlamda eğitimimizi, programımızı sürekli yenilememiz gerekiyor. Bu becerileri neden, yani hocam işte siz tam anlatacaksınız, şimdi becerilerle bizim işimiz ne gibi bir soru işareti olur mu? Ben her zaman şunu söylüyorum, yani ben değil tüm eğitimciler, yani ben şu anda anlattığım için söylüyorum. Eğer biz çocukları geleceğe hazırlamıyorsak, yani değerli hocalarım, ya, Güney Kore'nin Gelecek Bakanlığı var. Gelecek Bakanlığı kurmuşlar. Birçok ülkede gelecekle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Yani şu andaki bizim öğrencilerimiz 2030 yılının 2035 yılının bireyleri olacaklar. Yani bugünün donanımlarıyla, bugünün becerileriyle yetiştirirsek gerçekten onlara aslında çok da bir şey vermemiş oluyoruz. Dolayısıyla bunlar bize ışık oluyor. Yani benim etkinliğimde karmaşık problem çözümü var mı? Yoksa ben sistem etkinliğimde bir tane yönerge veriyorum ve bu yönergeyi çocukların kopyalamasını mı istiyorum? Yani evet, ne yapıyoruz? Şimdi bunları konuşuruz birazdan. Uçan yumurta yapıyoruz. Evet çocuklar, ip bu. Hadi bağlıyoruz. Yumurtamızı koyduk. Hadi yukarıdan aşağıya atıyoruz. Evet. Şimdi burada güzel, çok eğlenceli.
Yumurtayı yukarıdan aşağıda attık. Ama karmaşık problem çözümü nerede? Yani eleştirel düşünme nerede? Yaratıcılık nerede? Bu becerileri nereye entegre ettik? Ya, değerli hocalarım, yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Gerçekten ne yaptığımız önemli değil. Yani kalem de yapabilirsiniz sistem etkinliği olarak. Yani çıkan ürün gerçekten hiç önemli değil. O yüzden bu robotik setler, legolar vesaire çok yaygın. Ben hazırcı, yani biraz tabii ki onları da destekliyoruz. Çocuklar onları da görecek ama sistemden ne anladığımız çok önemli. Veya eğitimden ne anladığımız çok önemli. Çocuklara bu becerileri kazandırmadan yani hiçbir etkinlik isterseniz yani uzay aracına bindirip Mars'a götürelim. Hiçbir etkinlik kalıcı bir onların geleceğine yön verecek bir şey olmuyor. Dolayısıyla gördüğümüz gibi bunu şunun için ifade ediyorum. 2015'teki ve 20'deki değişiyor. Buyurun. Bu da yeni yayınlanan. Yeni yayınlanana baktığımızda işte analitik düşünce ve yenilik, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri aşağıya doğru yazıyor. Bunları da okumayacağım. İkna ve müzakere, yılmazlık, stres toleransı ve esneklik. Ya bu becerileri ne kadar katıyoruz? Şimdi ben etkinlik modelimizdeki meslekler vurgusu var ileride. Oraya da birazcık girizgah olmuş olsun diye bunu verdim. Örneğin 20 iş rolüne bakıyoruz. Veri analistleri ve veri bilimciler. Öğrencilerimize ne olmak istiyorsun? Hiçbirinin bir kariyer bilinci yok. Ben mesela sitemde en önem verdiğim zaten sistemin çıkışı da budur. Onu öncelikle ben ifade etmek istiyorum. Yani Amerika'da sistemin çıkış noktası bireylerin mühendislik ve benzeri yenilikçi işlere talebinin azalması ve insan kaynağının azalmasıdır. Bu National Science Standard 2016'da çok açık bir şekilde belirtilir. Çıkış noktası o. Şimdi öğrencilere soruyoruz, bir meslek algıları yok, ne olacaklarını bilmiyorlar. Kariyerlerine dair bir yönelimleri yok. Çünkü meslek bilmiyorlar. Bildikleri meslek öğretmen, doktor vesaire vesaire. Çok kısa bilenlerde. Şimdi şuraya bakıyoruz. Bir fintech mühendisi. Sizin içinizden de duymayan hocalarım olabilir. Çünkü ben de ilk bu listede görmüştüm. Proses otomasyon uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı. Hatta Future of Jobs report'u okursanız bunları kazandıkları gelecekte nerelerde olacaklarına dair de ciddi bir vizyon var. Dolayısıyla şimdi şunlar bakın robotik mühendisi de var ama 14. sıradayım. Bilginiz olsun. Evet yazılım 9. sırada görünüyor. Dolayısıyla demek ki bu benim için yani biz sistem bizim hani Bahar hocam dedi, Adil hocam, Ertan hocam sizinle bir sohbet ettik başında. Bizim o projede kurguladığımız sistemin içerisinde meslek de çok ciddi bir yer kaplıyor. Birazdan küçük örneklerle göstermiş olacağız onu. Şimdi aslında bizim olduğumuz yeri tam olarak gerçi herkes için söylemiyorum tabii ki bunu. Ben ortalamadan bahsediyorum. Yani Twitter'da ortalamanın üzerinde olduğu için aklarına da sığınarak bahsediyorum. Biz yaparak, yaşayarak öğreniyoruz. Yani ancak o aşamaya gelebildik. Profesör Deveyin 1900'lü yıllarda söylediği yalnız onu da söyleyeyim. Yaparak, yaşayarak öğreniyoruz. Peki dünya ne yapıyor? Dünya artık yaparak, yaşayarak öğrenmiyor. Üreterek öğreniyor. Yani learning by doing artık out diyelim uzun yıllardır. Dünya artık üreterek öğrenme ve çok önemli bir fark var. Yani yaparak, yaşayarak öğrenme ile üreterek öğrenme arasında. Dolayısıyla biz sistem etkinliklerimizi kurgularken daha çok gördüğüm genel yönelimi söylüyorum yine. Yaparak, yaşayarak öğrenmeye yönelik. Yani çocuk karmaşık problemle yüzleşmiyor. Kendisi sorunu çözmekle ilgili bir zihinsel olarak aktif olduğu bir şeye çok fazla yönelmiyor. Daha az yöneliyor. Bir stres yaşamıyor. Daha çok işte öğretmenimiz ona bir yön, yordam gösteriyor. İşte kodlamada da bu şekilde.
Bazen hazır kodlar kullanılıyor. İşte bir tane lamba yandı söndü. İşte Arduino'yla ne yapıyor? Kodu alıyor, açık erişim koddan yapıştırıyor. Evet, lamba yandı söndü. Tamam, bu güzel. Yani niye güzel? Yani çocuk en azından şunun farkında. Vay be, ben elimle lambayı yakıp söndürmeme gerek yokmuş. Bak dijital oluyormuş vesaire. Ama yani ürettiği şeye baktığınızda hani şey vardır ya, zanaatkar ve sanatkar arasındaki fark olarak tanımlarım ben. Yani zanaatkardan öteye gitmiyor. Zanaatkar learning by doing'tir yani genel olarak. Öğrenmiştir ustasından, aynısını yapar. Ama sanatkar dediğinizde artık o bir şey katar, bir yenilik katar olaya. İşte o zaman üreterek öğrenme aşamasına geliyoruz. İşte biz bunu bir sorgulayalım yani. Learning by doing mi? Learning by making mi? Yani ne yapıyoruz? Hangisini yapıyoruz? Yani uluslararası bir literatür olduğu için İngilizce bir şekilde söyledim. Bunu bir sorgulamakta fayda var sistem etkinliklerimizde. Şimdi sistem etkinliklerinde pek çok yaklaşım var. Mühendislik tasarım döngüsü kullanılabilir. Ondan sonra 5E, 7E kullanılabilir. Pek çok farklı yaklaşım, yani eğitimde kullanılan yaklaşım kullanılabilir. Ama öncelikle her birinde ortak olan bir şey olduğu için bir tane mühendislik tasarım döngüsünü aldım ben buraya. Şimdi önce bir sistem etkinliği yaparken, kendi adıma ben uygularken benim olmazsa olmazım ihtiyaç ya da problemdir. Yani bir şeyde ihtiyaç hissetmediğiniz bir şeyi ne kadar motive olabilirsiniz ki? Yani geçen gün bize Bilsenleri Fikri ve işte Sinai Hatlar'la ilgili 18 saatlik bir sunum izleme zorunluluğu getirildi. Bahar Hocam da biliyor. Şimdi herkes değil tabii. Birçoğu böyle ilerleterek izledi, açtı, kapı şey yaptı. Çünkü şunun farkında, yani patent başvurusu yaptığı zaman onu öğrenir. Ama o anda yapmadığı için şey gibi geliyor. Yani biraz angarya gibi geliyor. Biz bir şeye ihtiyaç duyarsak verimli öğreniyoruz. Tamam. Koca koca insanlar biz böyle öğreniyorsak, yani etrafımızda onlarca konuşma oluyor ama ihtiyaç duyduğumuzu hemen duyuyoruz. Şey derdim ben, dedem gibi öğrenme derim. Benim dedemin kulağı biraz ağır işitirdi ama işine gelen her şeyi duyardı. Yani şimdi biraz böyledir insan. Yani ihtiyacı olan işine gelen şeyi duyar gerçekten. Diğerlerini kapalıdır. O yüzden bir problemle başlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani probleme dayalı öğrenmeyle sistemin daha verimli olduğunu ben acizane kendi adıma düşünüyorum. Yani hadi bir lambayı yakalım bir problem değildir bence. Yani lambayı yakmak niçin bir problem olsun ki bir çocuk için? Hadi Arduino'yu kodluyoruz, lambaları nasıl yapıyoruz? Sırayla yapıyoruz. Neden? Amacımız ne? Niye sırayla yapıyoruz? Biz öğretmenler, hele de sınıf öğretmenleri inanılmaz bir yaratıcı. Ben işte 8 ay çalıştım onlarla. Tam bir şey yani, senaristsiniz hepiniz. Özellikle sınıf öğretmenleri için söylüyorum. Senaryo kurgulayıcı diyorum ben. Yani onu öyle bir kurgulamak lazım ki mutlaka ve mutlaka bir ihtiyaç ve problem belirlemek gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de bir küçük örnek vereceğim ama örnek şimdi bir şöyle yeri gelince söyleyeyim. Örneğin değerli hocalarım, elektrik devresi olsun konu. Yani elektrik devresi kurmak olsun. Bu bir sistem etkinliği olur mu? Olur tabii ki. Yani illa ki Lego setlere falan ihtiyacımız yok malum sistem etkinlikleri için. Elektrik devresi kurmak söz konusu olsun. Şimdi iki yolumuz var. Birinci yolumuz elektrik devresi kuralım çocuklar şeklinde olup malzemeleri öğrencilere veririz ve öğrenciler o malzemelerden yola çıkarak kendileri bir elektrik devresi kurar. İkinci yol ise yaşadığımız ve bulunduğumuz yörenin ihtiyaçları vesaire her neyse ona dair bir ihtiyaç belirleriz. Ve bunları çocuklarla birlikte örneğin işte apartmanda yaşıyorsa ona göre diyelim ki öğrencimizin şöyle bir problemi varsa öğretmenim gece ben işte yatarken kalkıyorum ama ışığa gidinceye kadar önümü göremiyorum çarpıyorum. Bakın bir elektrikle ilgili bir problem. İşte örneğin bir köy okulunda bir öğrenci işte öğretmenim bizim inekler kaçıyor.
bazen ahırdan yakalayamıyoruz. Zaten hep böyle elektrikle çözülebilecek problemler. Önce bu problemi bir aslında yaptığımız şey hep aynı. Yapacağımız şey bir pil elektrik devresi vesaire. Ama önce bir onu bir problemin içine çekmek gerekiyor. Yani ben bu elektrik devresini neden kuracağım? Daha sonra tabii ki problemin detaylarını araştırdıktan sonra bu ihtiyaca yönelik işte örneğin eğer odasına böyle bir şey yapacaksa öğrenmesi gereken birçok kavram var. Voltaj, o, bu neyse yani detaylara girmiyorum. Eğer bunu ahıra yapacaksa, köy okulundaysa, işte ahırın yüksekliği, ışık mı verecek, sinyal mi verecek, bunlarla ilgili bir araştırma yapması lazım. Birazdan bunlardan birazcık bütünleşik öğretmenlik çerçevesinde biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ama bu çok önemli. Şimdi şöyle kısaca geçersek, işte çözüm geliştirilmeli. En olası çözüm seçilmeli, prototip geliştirilmeli. Biz şu bütün aşamaları atlayıp prototip geliştiriyoruz. Yani ihtiyacı belirlemiyoruz, ihtiyacı araştırmıyoruz, olası çözümleri konuşmuyoruz çocuklarla. En olası çözümü çocukların bakış açısıyla, bakın bu çok değerli bir şey. Çocuklara göre, yani bunların hepsi tabii farklı ölçme değerlendirmeyi gerektiriyor. Yani bir liste oluşturup öncesinde, evet, bizim ürünümüzde amaçladığımız şey neydi? Bu sınırları önceden belirleyip sonra olası çözümleri bu listeye göre check etmek. Evet, şu, 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 tamam. O zaman bu daha olası çözüm. Bu daha ikinci planda çözüm. İşte bunlar aslında hep süreç becerileriyle ilgili. Yani çok tabii derinlemesine konuşulacak konular bu ölçme değerlendirme. Ama çocuk bir şeye karar verirken bakın veriye dayalı karar verme. Hayır, ben buldum en güzeli bu değil. Veriye dayalı. Veya iki çocuğun fikri birleştirilebilir. Yani iki grubun fikri ama veriye dayalı bir şekilde. Mesela veriye dayalı öğrenme, algoritmik düşünme bunlar da çok önemli kavramlar. Sistem etkinliklerinde çok kolay verilecek şeyler. Mesela prototip geliştirildi, çözüm test edildi. Tamam. Ama bundan sonra bir değerlendirme aşaması. Hatta OECD'nin bir raporu vardı. Ben önce slayta koydum, sonra çok uzayacak diye çıkardım. Türk öğretmenlerin çok artıları var. Örneğin biliyor musunuz OECD ülkelerine göre Türk öğretmenler daha mütamakarmış. Daha yapılan araştırmalara göre daha yumuşak, daha empati duygusu yüksek. Vesaire vesaire. Ama en olumsuz özelliğimiz ne biliyor musunuz OECD ülkelerine göre? Dersi çok iyi bildiğimizi düşünmemiz ve asla ya ben bu konuyu biliyorum deyip dersi hazırlanmamak ve ölçme değerlendirme yapmamak. Yani kazanıma dair sınavlardan bahsetmiyorum tabii. Yani sınavlar nasıl bir ölçme değerlendirme değil. Yani yaptığın etkinlikle ilgili bir ölçme değerlendirme yapmamak. Sistem etkinlikleri de biz projemiz kapsamında her bir etkinliğe mutlaka ve bir mutlaka laf olsun diye değil, akran değerlendirme, ürün değerlendirme altında yaklaşık 10 tane şeyimiz vardı, şablonumuz vardı hazırladığımız. Onları ekliyorduk. Bu çok önemli. Çözümün paylaşılması eğer farklı gruplar yapıyorsa da eş arkadaşlarıyla birlikte çözümün faydalanması en çok dünyada uygulanan sistemle ilgili mühendislik tasarım döngüsüdür. Örnek olsun diye ifade etmek istedim. Bahar Hocam var mı bir şey? Devam edeceğim ben şimdi bütünleşik En son öğretmenlik çerçevesine. Zeliha Hocam, en sonunda ben size sorulan soruları not alıyorum, soracağım. Siz Tamam, ilk peki. akışkanlıktan Devam ediyorum o zaman. devam edebilirsiniz. Özellikle örnek etkinlikleri merak ediyor arkadaşlarım. Sadece onu söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde burayı geçiyorum. Şimdi bütünleşik öğretmenlik çerçevesini ben erken sistem için uygun bulduğumu ifade etmiştim. Bu buna göre bir sistem etkinliğinde olmazsa olmaz neler olmalı? Yani bu kaynakları, linklerini vesaire atarız. Zaten arkadaşlarımız da vardır da ben de hani ekstra atarım yine. İşte disiplinler arası mutlaka olmalı. Tek bir disiplinle bağlantılı olması sistem olmuyor. Yani matematik, ondan sonra fen, teknoloji. Şimdi değerli hocalarım bakın burada da bir şeyle karşılaşıyoruz biz. Sınıf öğretmenleri biraz daha bu konuda şanslı ama özellikle üst düzey ortaokullarda, liselerde daha fazla oluyor bu. Şimdi öğretmen gerçekten karmaşık
bir problem çözmüş. Bakın alanda derinlik diyorum, bu çok önemli. Yani bu yaptığımız etkinliğin %25 böyle ayırırız ya, yani hani ben ayırmıyorum yani şey, literatürde denir ki %25 hep desteklenmesi gereken öğrenci. %25 ne yaparsanız yapın gidecek öğrenci. %50 için siz ne yapıyorsunuz? Bu söylenir yani. %50 için ne yapıyorsunuz? Şimdi ne olursa olsun gidecek öğrencilerin de derinleşeceği, hani bizim Bahar hocamla bizim işte özel yeteneklerle çalışıyoruz, özel yetenekli dediğimiz öğrencilerin de derinleşebileceği etkinlikler yapmamız gerekiyor. Ama diğerinden de bunu beklememek gerekiyor. Bu anlamda alanda derinlik de önemli bir kavram. Şunu yapıyor. Mesela öğretmenimiz fenle ilgili bir etkinlik yapmış. Merkeze feni almış. Diyorum ki hocam şey nerede? Hani başka hangi alanlarla işbirliği yaptınız? Matematik. Örnek olsun diye söylüyorum. Bu sınıf öğretmenleri için bir kazanımdır. İşte elektrik devresinden bahsettik ya demin. Bu elektrik devresini paralel bağlama, seri bağlama vesaire yapmış. Matematik nerede diyorum. Diyor ki hocam diyor kabloları ölçtük ya diyor. Şimdi bu sistem olarak adlandırdığımız zaman çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Yani zorluk derecesi, kazanımların, merkezdeki kazanımların zorluk derecesinin o sınıf seviyesinde veya onun üstünde olması lazım. Yani biz bir etkinlik yapıyorsak ve bunun adına tabii ki matematik her yerde. Yani ama disiplinler arası bir böyle karmaşık problem çözmede farklı disiplinleri kullandığını iddia ediyorsak, o disipline ait kazanımların en az kendi sınıf düzeyinde veya bir üst düzeyde olması lazım. Yoksa yani kabloyu ölçmek ikinci sınıf, belki üçüncü sınıf kazanımı sen yedinci sınıfa bir mi hocam? Yani sen yedinci sınıfa bir etkinlik tasarlayıp matematik kazanımı olarak kabloyu ölçtü dersen, ancak kendinizi kandırma olur. Proje tabanlı öğrenme olur. O da güzel bir şey. Yani negatif anlamda söylemiyorum ama disiplinler arası bağlantı kurmamış olur. Şimdi yavaş yavaş bizim biraz önce bir sohbet ettiğimiz okul, bizim Sakarya'da uyguladığımız 3000 öğretmene eğitim verip uyguladığımız yöntemde biz, bu şart değil tekrar söylüyorum ama bir örnek olsun diye bunu anlatacağım. Çünkü etkinliklerde göstereceğim birazdan örnek etkinlikleri. Boğustem'in tarafından geliştirilmiş sistem çengisini kullanmıştık. Yani işte bilgi temelli hayat problemini belirliyoruz. Ondan sonra çocuklar bilgi ediniyor, fikir geliştiriyor. Böyle 8 haftalık bir şey var. Yani süreci bir derste, iki derste bitirip hemen onu bırakmak değil. Bunu bir 8 haftaya, 7 haftaya bir uzun bir sürece yaymak, çünkü neden yaydığımızdan birazdan bahsedeceğim örneklerle. Yani bu her bir aşama, demin Adil hocam da sordu, hocam süreç odaklı mı düşünüyorsunuz? Evet, tamamen süreç odaklı düşünüyorum. Yani süreçte ne kazandıklarıyla ilgileniyoruz. Yani mesele onların geliştirdikleri ürün değil, yani uçan araba falan değil. Süreçte ne kazandırdıkları. Biz bu proje kapsamında bu şekilde hazırlamıştık etkinlikleri. Şimdi etkinlik üzerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Sonra da başka etkinliklere geçeceğim. Örneğin bilgi temelli hayat problemi basit olsun diye bilerek bunu aldım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu çoklarınız yapıyordur belki, biliyorsunuz işte gündelik yaşamımızdaki işte renkler var, gıdalar var, bunlardan boya elde edebiliyoruz, renk çıkarabiliyoruz ve bununla işte tişört boyayabiliyoruz vesaire vesaire. Bakın böyle yaklaştığımız zaman bu etkinlik normal bir etkinlik oluyor. Hadi çocuklar evden gıdalar getirin, işte bu gıdaları alalım, rengini çıkaralım ve boya olarak kullanalım dediğinizde normal bir etkinlik oluyor. Bunu sürekli ifade ediyoruz. Yani aslında sistem etkinlikleri için çok büyük paralara, çok büyük masraflara gerek yok. Tabii ki teknolojiyi de dahil etsek, çocuklara farklı teknolojiler göstersek çok güzel. Bunları da göstereceğim birazdan. Simülasyon programları var vesaire. Ama bunlar yoksa da yapılır. Yeter ki süreci sistem bağlamında planlayabilelim. Mesela burada ne yapmıştık? İşte Tuğçe diye birisi var. Kıyafetleri çok renksiz.
Aklına sürekli beyaz tişörtle geliyor. Sürekli beyaz tişörtle geliyor. Mesela burada hemen öğrencilere soruyoruz. Çocuklar işte bir hikaye anlatmak istiyoruz, bir olay anlatmak istiyoruz. Turşu var, kıyafetleri çok renksiz. Hemen oraya girip sizce neden renksiz olabilir? Veya işte sınıfınıza böyle biri gelse ne yaparsınız? Aslında değer eğitimi. Yani farklılıklara saygı gösterme. Veya ona empati yapma vesaire. Bunları yedirmek gerekiyor zaten etkinliklerin içerisine. Sonra boyalara alerjisi olduğunu, işte boyalara dokunamadığını, kimyasal boyalara, onun kıyafetlerini çevreye zarar vermeyen doğal, bitkisel boyalarla boyamasına yardımcı olmasını bir şekilde, bunu tabii ki bir anda değil, yani belki bir ders saati sadece bunları, yani alerji vesaire vesaire, hani onun yaşadığı duygu ne sizce, siz olsanız ne hissederdiniz vesaire, bunları içererek, yani değerli hocalarım, genel yapılan hatalardan biri olduğunda bir etkinliğe alınıyor. Ne var? Tişört boyama etkinliği. Hadi boyayalım. İşte burada birazcık işte ıskalıyoruz. Yani çok şey verebiliriz öğrenciye ama olay tişört boyamadan ibaret kalıyor. Bu sırada dediğimiz bu değerleri çok rahat bir şekilde hikaye üzerinden, senaryo üzerinden verebilecekken, işte burada sınırlamalarımızı belirliyoruz önceden tabii öğrencilerle. Bu çok önemli. Ya ben de etkinliklerde çok kullanırım. Çünkü çocuklar böyle sınırsız şey vardır hatta. Ben diyorum ki çok ünlü bir metafor var. Bir kırmızı düğmeye bassak. Biz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle uyum programında bir yaratıcı problem çözme ile ilgili bir etkinlik yaparız. Bir problem veririz. Çocukların bazıları hemen bir tane kırmızı düğme koyar, çizer. Evet. Hocam bu düğmeye basıyoruz. Evet, ne oluyor basınca? İşte yukarıdan yemek geliyor. Diyorum her şeyin çözümü kırmızı düğme. Şimdi o yüzden çocuklara sınırlılık vermek. Yani hangi sınırlar içerisinde bunu yapacak onu vermişiz burada. Ben size pek çok etkinlik örneği biraz yani link olarak atacağım zaten hocam. Hani göstereceğim ama örnek olsun diye. Şimdi bakın burada çok önemli konulardan bir tanesi de bu. Gerçekten hangi kazanımlara eğer biz öğretmezsek, çünkü en zorlanılan şeylerden biri. Öğretmenim, ben şimdi sistem yaparsam dersi yetiştiremiyorum, dersi yetiştirirsem sistem yapamıyorum. İşte o iki ayırıma girmemek gerekiyor. Evet, sistem etkinlikleri biraz daha uzun zaman alır. Buna eyvallah. Ama biz eğer sistem etkinliğinde hangi kazanımları vereceğimizi öncesinde belirlersek, bu kazanımları zaten vermiş oluyoruz yani çocuğa. Tabii ki sonra sınav endeksli düşündüğünüz zaman soru çözersin vesaire. Ama bu kazanımlarımızı mutlaka ve mutlaka belirlememiz gerekiyor. Örneğin burada işte merkez disiplin olarak bir kazanım, matematik olarak bir kazanım. Bunun yanında da mühendislik kazanımı yazılmış. Bu etkinlik yazarken bu kazanımların mutlaka verilmesi gerekiyor. İşte pardon... Görsel sanatlara dair bir kazanım var. Oyun ve fiziki etkinliklere, sosyal ürün kazanımları gibi birçok kazanım var. Bu BOİSEM'in kurguladığı özellikle bütünleşik öğretmenlik çerçevesinde benim en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi de meslekler bölümü. Ben tavsiye ederim değerli hocalarım. Her zaman bu uygulanmaz ama ben çoğunlukla uyguluyorum. Hatta geçen gün kimya kitabımız yayınlandı Türkiye'de. BİSEM'lerde. Mesela orada da böyle bir lise düzeyinde çocuklara mesleklerle ilgili proses validasyon mühendisi var mesela orada. Yani siz bir proses validasyon mühendisiniz. İşte bu süreci prosesler haline getiriniz diye bir soru sormuşum orada. Yani çocuk proses validasyon mühendisi ne? Böyle bir şey mi var diye internete girip baktığında nasıl bir iş olduğunu, hocam ne kadar muhteşem, tam benlik diyor örneğin. Şimdi burada bütünleşik öğretmenlik çerçevesinde bu da var. Meslekler ve yani o konunun çerçevesinde hangi konuyu veriyorsanız o konuyla ilgili meslekler belirleyip öğrencileri, grupları, meslekleri seçmelerine, ama bu da çok önemli, güçlü, zayıf yanlarını öngörerek, bilgilerini öngörerek neden bu mesleği seçtin? Ya ben kimyager olmak istiyorum. Hepsi belki kimyager olmak isteyecek. Neden? İşte ben öğretmenim, bitkilerle çok ilgiliyim. Annemle pazara gidiyorum.
Örneğin yani burada da aslında çocuğa kendinin farkında olma. Yani ben neyden hoşlanırım, neyden hoşlanmam veya orada bir arkadaşı, örneğin ben tekstil mühendisi olacağım dediğinde arkadaşı diyorsa, öğretmenim benim annem her bir örnek olsun diye söylüyorum. Ya şuna da saygı duyabilmeli. Aa bak o kumaşlarla daha yakından ilişkili. Bu bütün eski öğretmenlik çerçevesinde bu da var. Sistemin hepsini uygulamak zorunda değiliz ama uygun olduğu yerlerde öğrencilere o sistem problemini çözecek mesleklerle tanıştırmanın da güzel olduğunu bildiğim ve uyguladığım için bunu vermek istedim. Hani zaman zaman o uygulanabilir. İşte burada demin bir turşunun problemiyle ilgili işte tekstil mühendisi var. Yani adı tekstil mühendisi ama kumaşların nasıl boyandığıyla ilgileniyor. Alerji uzmanı alerjiyle ilgili bilgi topluyor. İşte kimyager vesaire vesaire. Ama çocuklar bu alanlarda bilgi topluyor, çalışmalar yapıyor. Şimdi ben biraz örnek ders planları üzerinden biraz daha detaylandırmak istiyorum aslında. Müsaadenizle. Şimdi bir çok da uzatmadan kaç dakikamız kaldı hocam? Hocam bakıyorum hemen. Yani bir 10-15 dakikamız daha var bence. Yani siz gerçekten güzel gidiyor. Özellikle örnekleri biz çok önemsiyoruz Zeliha Hocam. Hocam Bütün şimdi arkadaşlarımızın en merak ettiği şey örnekler. şurada bir saniye. Örneğin değerli hocalarım biraz önce şurada bir ders plan şablonu var. Önce onu açayım. Geldi mi ekranımıza? Evet. Şu Şimdi an değerli ekran. hocalarım mesela burada sistem ders planı dediğimiz bir plan var. Yani bugün de dediğim gibi bu bütünleşik öğretmenlik çerçevesiyle ben yol göstersin diye söylüyorum. Bunu uygulamak zorunda değiliz. Kazanımları yazdık, materyalleri, kaynakları. Bakın, bilgi temelli hayat problemi dediğimiz, yani bu hayat problemi çok çok önemli. Bu hayat problemini bir hani bilgi edinme demiştik ya, bu hayat problemini arkadaşlarımız uygularken o kadar güzel uygulamalar yaptılar ki. Örneğin deminki konu üzerinden gidersek bir doktorla alerji uzmanı bir doktorla Zoom üzerinden bağlantı kurdular. Alerji nedir? Yani anlatmaya çalıştığımız süreç içerisinde öğrenme bu. İşte öğrencilere kimden alabiliriz bu bilgiyi? Bir doktordan alabiliriz. O sırada bir doktorla tanışıyor. Onunla bağlantı kuruyor. O anlatıyor alerji nedir? İnsanlar neye alerji duyar? Bunu nasıl çözer? Aslında ne yaparsak yapalım orayı zenginleştirmek. Böylece çocuk şunu öğrenmiş oluyor. Herhangi bir bilgi, bakın bilgiye nereden alır? Bir uzmandan bilgi almak. Yani nereden bilgi alacağını öğrenmeye çalışıyor. Burada pek çok konuya ait bilgi temelli hayat problemimizi yazabiliriz. Bundan sonra bilgi temelli hayat probleminden sonra artık bununla ilgili araştırmalar geliyor. Mesela meslek ve görev ve sorumluluklar demiş hocam. İhtiyaç olursa bunu da gönderebilirim size. Meslek ve sorumluluklarda bakın yönetim danışmanı, pazar araştırma analisti yani bir öğrencimize işte bu malzemeleri elde ederken işte ne kadara aldın, nereden aldın, en uygun nereden alabilirsin? Yani bunu da verebiliriz öğrencilere. Bu da işte sistemin o nedir? Aslında biraz veri toplama, veriyi analiz etme bağlamında işe koştuğumuz bir şey. Ondan sonra mesela bilgi edinme hafta, fikir geliştirme haftalarında çeşitli deneyler yapılabilir. Bununla ilgili de birkaç kitap önereceğim. Yani buluncaya kadar, keşfedinceye kadar farklı farklı sınamalar. Örneğin konumuz renk bitkilerin işte renk vermesi ise hemen böyle tişört boyamaktan ziyade bu tişörtleri neyle neyi karıştırırsak hangi renk olur? Bununla ilgili bir kartela hazırlamak örneğin. Evet çocuklar hadi bakalım test edelim. Kendi formülümüzü oluşturalım. Örneğin elimizde ıspanak var, şu var, bu var ama ben ne renk istiyorum? İşte kırmızı renkle sarıyı karıştıralım. Ve mesela şöyle bir şey yapmıştı öğrenciler. Birazdan bir tane küçük örnek göstereceğim. Böyle kumaş kartelası hazırlamışlar. Altlarına kodlamışlar.
mesela oran orantıyı öğrenmiş çocuk. Diyor ki işte hocam ben bir gram bundan koydum, bir gram bundan koydum. İkisi bu renk oldu. Ama bir gram zencefil koyup bir gram bundan koyarsam bu renk oldu. Onları şöyle bir kartaraya kodlamışlar, adlarını da yazmışlar. Bir gram zencefille bir gram ıspanak. Renge kod vermiş, A bilmem ne örneğin. Bakın yani bu bir işte verileri toplayıp verileri bir kenara kaydetme. Daha sonra bir daha bu çalışmayı yapacağında bu verileri tekrar kullanmasını geliştiriyor. Burada ben yine bu dediğim gibi bu linki sizinle paylaşırım. Daha sonra linki diyorum. Bir örnek göstereyim. Neredeydi? Pardon. Evet. Mesela hocamız yaptığı çalışmalardan bir örnek göndermişti. Hocamızın bir tanesi. Örneğin bir kukla yapmışlar. Alerji problemini anlatıyor. İsim koymuşlar kuklalarına vesaire. Burada bilgi edinme aşamasında normalde uzman çağırmalarının güzel olacağını söylemiştim ama uzman bulamamışlar. Bir öğrencimiz alerji uzmanı olmuş. O öğrenmiş ve tüm arkadaşlarına önlüğünü giymiş ve alerji uzmanı olarak davet etmişler. Ve alerjiye dair bilgileri anlatıyor. Evet, temel bilimcimiz boya nasıl elde edilir vesaire. Kendisi bunları öğrenmiş. Gördüğünüz gibi elektrikli ısıtıcı vesaire bunları anlatıyor. Kimyagerimiz yine kimya ile ilgili kısmı anlatıyor. Daha sonra çeşitli deneyler, burada ön denemeler yapıyorlar. Kimyasal olarak nasıl, tabii okul öncesi bunlar gördüğünüz gibi çok küçükler. Bilerek ondan bir örnek koymak istedim. Daha sonra okul öncesi olduğu için renkleri boyayarak ifade etmişler. Bakın işte öğretmenleri yardımıyla, demin söylediğim küçük oldukları için bunlar küçük kartelalar, yapıştırmışlar kartelaların içerisine. Lahana artı limon tuzu koyarsak, kimyasal reaksiyondur bu aslında. Asit baz reaksiyonları, ilkokulda asit bazlar yoktur değil mi hocam? Yani onlara giriş var mı bilmiyorum. İlkokulda hocam 4. sınıfta biraz değiniliyordu diğer. Kimyasal türlü. Mesela kimyasal reaksiyonlara vesaireye değiniliyorsa burada örneğin belki hani basit düzeyde kimyasal değişimler, çevremizdeki değişimler ve değiniliyorsa örneğin lahana ile limon tuzunu karıştırdığımda pembe, işte bebek şampuanı baz aslında lahana ile karıştırdığımda yeşil rengi elde etmiş. Ya tamamen aslında asit baz kazanımı bu. Burada çocuk bunları yazıp böyle kartelalar haline getirmiş. Bir örneğimizdi. Küçük bir örnekti bu. Bunu da paylaşmak istedim. Şimdi şu linke InTeach'e bir girmek istiyorum. Değerli hocalarım, bu anlamda hani örnek anlamında size tavsiye edeceğim en kapsamlı site InTeach.org. Bütünleşik öğretmenlik çerçevesi bağlamında bunu söylüyorum. Çok fazla etkinlik vardır. Yani ben sayfa da vardır. Ben hani hepsini bilemiyorum. Ama bu tamamen süreç odaklı ve işte her bir aşamayı gerçekten dolu dolu ifade eden uygulamalar var. Şurada ilkokullar için sistem müfredat programı diye bir alan var. Burayı tıkladığımız zaman şimdi bakın birkaç tane etkinlikle karşılaşıyoruz. Örneğin aşılamayan nehir etkinliği. Çok beğendiğim bir etkinliktir. Bunu öğrencilerimizle de yapmıştık. Burada çok detaylı anlatmıyor. Kitaplara gönderiyor ama tıklayarak şeylere ulaşabiliyorsunuz. Burada mesela öğrenciye bir problem veriyor. Bu problemde bir nehrin kenarına geçmek var, karşıdan bir şey almak var. Bunun için bir tekne tasarlıyor. Ama bu tekne tasarlama sırasında o kadar çok şey öğreniyor ki, bakın burada şeyler var, yani linkler var. Ben tek tek detaylı girmiyorum içerisine. Örneğin burada anlatmış,
Bir saniye, başka bir tane şurada uzayla ilgili bir şey yapalım. Örneğin Şerbet'in Uzay Yolu diye bir etkinlik var. Bu etkinlikte işte Şerbet doğum günü pastasını havada yakalamaya çalışırken diyor bir şeyler yazıyor. Bunları okuruz. Burada eğitmenler için bölümünü tıkladığımızda burada işte temamız ne? Makineler dünyası ve yeşil dünyamız. Yani iki temaya hizmet ediyor. Ondan sonra bir de bu çok önemli değerli hocalarım. Ya biz ne yaparsak yapalım biraz çocuklara aslında ufuk kazandıracak şekilde yapmamız gerekiyor. Örneğin bir sera yapacağız belki ve bu sera belirli sıcaklıkta, belli vitamin, yani belli minerallerin etkisinde bitkilerin büyümesiyle ilgili olacak. Yani bu basit bir kendi kendine bir döngü sağlayan bir sera yapabiliriz. Yani biz onu sulamadan diyelim ki 10 gün şehir dışına çıkıyoruz ama onların suyunun eksilmesini de istemiyoruz. Oradaki gıdaların bozulmasını istemiyoruz. Kendi döngüsünü tamamlayan bir sera yapacağız. Diyelim ki işte her aşamayı düşünmesi gerekiyor öğrencinin. Hava soğuk olursa, sıcak olursa vesaire. Buna robotik katılabilir mi? Katılabilir. Sensörler katılabilir mi? Katılabilir. Ama katılmadan da yapılabilir. Ama çocuklara verirken şöyle demek çok daha fütüristik bir yaklaşım oluyor aslında. Çocuklar işte Mars'ta koloni kuracaklar insanlar ve orada bir sera yapmak istiyor. Oradaki şartlar şu. İşte sıcaklık 10 derece, bu böyle, bu böyle dediğiniz zaman en azından öğrencilerimize bu anlamda bir vizyon da sunmuş oluyoruz. Yani geleceğe dair ne yapılacağını sunmuş oluyoruz. Burada bakın pek işte uzaydan bahsediyor. İşte kayaçlarla ilgili detayları çok anlatamıyorum. Hani vaktimiz çok yok diye. Ama şimdi uzaya bir araç gönderecekse işte nereye mesela Mars'a mı? Açıp bir Mars videosu izlemek. Burada linkler var. Mars'ın yapısı nasıl? Oradaki taşlar düzen nasıl? Orada nasıl tekerlekler rahat hareket edebilir? İşte orada giderken hangi problemlerle karşılaşabiliriz? Mesela toz fırtınaları var diyor. Kendisini sürüklediğinde yavaşça hareket edebilmeli. Bakın hep karmaşıklaştırıyoruz aslında. Karmaşık problem çözme dedim ya Bahar Hocam başlangıçta da. Yani çocuğa bunları vererek, en başta bu sınırlılıkları vererek, işte uzay araçlarının iniş yapmadan kendisini yakalayıp gezegenden çıkartmalarını sağlayacak bir yol olmalı diyor bakın. Yani vakumla çekmek, keşif robotu, dev mıknatıslar bunları yani etkinliğimizi hazırlarken vaktim az olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Bunları incelersiniz. Etkinliğimizi hazırlarken öğrencileri çeşitli problemlerle yüzleştirelim. İşte o zaman sistem olur. Çünkü bu problemleri çözmek için çocuk matematiğe de ihtiyaç duyar, fene de ihtiyaç duyar. Yani burada bir mekanik bir şey geliştirirken orada işte toz fırtınalarının ne olduğunu öğrenir. Rüzgarın hızını hesaplamak zorunda kaldığı için anemometreyi duyabilir. Bu derinleşen çocuklar bunu inceleyebilir, araştırabilir. Özel yetenekli çocuklar için söylüyorum. Bu anlamda burayı ince ince incelemelerini istiyorum. Bakın rüzgar enerjisi denemeleri, rüzgar enerjisi, güneş enerjisiyle yapabilir miyiz aracı? Ya o kadar çok kaynak var ki bu kaynakları işte bakın yer çekimi, Newton ve elma animasyonu. Yani bunları niye söylüyorum Bahar Hocam? Vaktimiz az dediniz. Kısaca bakın uzaya araç göndereceğiz. Hadi bir tane araç yapalım. Aracı yapıyor hocalarımız balonla onunla bununla. Hadi bitti böyle sürüyor bitti. Şimdi o zaman çocuk sadece gerçekten bir tasarım yapmış oluyor. Biz bu sistemi araç olarak kullanmalıyız. Şurada bakın uzay araçları ile ilgili öğreneceği şeylere bir bakar mısınız? Yani şöyle bir alttan üstüne kısaca söyleyeyim. İşte Newton'un hayatına kadar birçok örnek zenginleştirilmiş içerikle karşılaşmış oluyor. Basit bir araba nasıl yapılır? İşte güneş enerjisiyle eğer çocuklarımızın durumuna göre güneş enerjisiyle araba nasıl yapılır? Hangisi yaparsak daha iyi? Belki çocuk diyecek ki öğretmenim güneşi görmeyen taraf olacak. Orada da rüzgar enerjisiyle çalışsın.
Önce burada güneşle çalışsın. Bunların hepsini çocuğun sorgulaması, araştırması, öğrenmesi, deneyimlemesi gerekiyor hocam. Yani ben sistemle ilgili hani genel olarak çok da yordum sizi, 1 saat oldu. Söyleyeceğim en büyük şey, keşke Estağfurullah. etkinlikler üzerinde böyle detaylı bir etkinliği detaylı detaylı incelesek ama en az 20 sayfa. Yani ben size gönderirim. O yüzden böyle hızlı hızlı geçiyorum. Hazırladığımız etkinlikler öyleydi Bahar Hocam. 20 sayfa. Bilgi edinme haftasında uzman görüşü alma, hangi yaratıcı soruları çalışacağız, çocuklar neyi araştıracak, o gün eve gidiyor, araştırıyor. Ertesi gün keşfetme var. Çocuklar deniyor, güneş enerjisini, rüzgar enerjisini, tekerlekleri, farklı tekerlekleri, bunları deniyor. İşte videolar izliyor, bir uzmandan görüş alıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla hani tek tek etkinliklerin detaylarına girememekle birlikte zannediyorum ifade genel olarak ifade ettim diye düşünüyorum. Buradan değerli hocalarım bakabilirsiniz. İkinci olarak da şurası güzel. Hemen oraya da değinip sorular varsa sorulara geçelim. Şimdi bu ilk için yine şurada kaynaklar bölümü var. Yani ben demin ana sayfadaydım. Kaynaklar bölümü var. Buraya üye olabiliyorsunuz. Hatta bir sistem yarışması var. Katılırsanız güzel olabilir. Sistem etkinlik yarışması vardı galiba. Buyurun hocam. Yo inşallah valla gerçekten ben de şu an sayenizde burayı gördüm biliyor musunuz Zeliha Hocam? Yani güzel Benim böyle kendime çok derman olacak buralar. sistem etkinliklerini hocam diyorum ya ben hani oturup bir gün belki böyle tek tek sayfa sayfa araştırmak lazım. Hocalarımız diyorum ya trainerlar zaten o kadar yenilikçi ki böyle bir şeyi gördükleri zaman oradan çok fazla ilham alacaktır. Buraya değerli hocalarım etkinlik her yıl etkinlik yarışması yapıyor Bağüsten ve yeni etkinlikleri kendisi kontrol ederek ekliyor buraya. Bakın burada mesela seçiniz diyor. Seviye seçiniz. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Branş seçiniz. Fen bilimleri. Diyelim ki şimdi şey yapamıyorum. Bir saniye. Aşağıda filtre temizle. Doğadan yaşamıza diye mesela etkinlikler var. Böyle açtığınız zaman şu anda ekranım bakalım. Biraz önce açtım aslında birkaç etkinlik. Bir saniye. Evet, uzun süre giriş yapmadığımız için. Evet, burada bakın çekir yüreme ortamı, az enerji çok iş, örnek olsun diye açalım. Şu şekilde değerli hocalarım, hem kazanımlar, ondan sonra bu kazanımlar, bunları öğretmen arkadaşlarımız hazırlamış. Sosyal ürün, neler kullanacak? Bakın hangi videoları izleyebilir konuyla ilgili? Burada hangi meslekler görev alabilir? Vesaire. Ondan sonra bilgi temelli hayat problemi ne olabilir? Aynı bu benim size biraz önce gösterdiğim çerçevede etkinlikler şu şekilde var. Buradan pek çok etkinliğe ulaşabilirsiniz. Farklı etkinlikler var. Tabii ben hepsini incelemedim. Hatta matematikle ilgili sorular vesaire yapmış. Ürün değerlendirme ölçeği yapmış. Buralardan bu etkinliklere ulaşılabilir diyorum kısaca Bahar Hocam. Çok uzattım, çok vaktinizi aldım. Kusuruma bakmayın. Umarım faydalı olmuştur. Buyurun, soru varsa alabilirim. Harikulade bir anlatımdı. Ben şahsım adına çok çok faydalandım ve arkadaşlarımızın da Estağfurullah. faydalandığını düşünüyorum. Ve şimdi şu ana kadar gelen soruları size yöneltmek istiyorum hızlı bir Buyurunuz şekilde. hocam. Buyurun. Öncelikle şöyle bir soru var. Planı istemişler ama gördüğümüz üzere plan zaten İNTİÇ'te, plan şablonu da, örnek planlar da çok da çokça mevcut değil mi Zeliha Hocam? Var hocam. Evet. Hatta işte o biraz önce bahsettiğimiz kitaplarda çok ayrıntılı da var. Yani örnek olarak alınabilir o kitaplar. Öğrenci sayfaları vesaire de var. Öğrencilere verilecek kısımlar vesaire de var. Harika bir şey bu. Hocam Yasemin hocamız şöyle bir soru sormuş. Problem durumunu oluştururken yani bilgi temelli hayat problemini oluştururken
Yakın çevreden mi almalıyız bu problemi, uzak çevreden mi, ikisini mi harmanlamalıyız demiş. Şimdi hocam aslında hani her zaman söylüyoruz, otantik problem her zaman tercihimizdir. Ama öğrencilerin eğer bir şey gerçekten problem ettiğini görüyorsak, örneğin uzayla ilgili biliyorsunuz siz işte bu yaşlarda çok ciddi bir şey var, yönelim var. Tabii ki bu problemleri de alalım. Ama yine merkezde çocuk olsun. Yani sınıftan birinin ismi, mesela ben şey diyorum, evet çocuklar hani siz Ar-Ge'cisiniz, bu problemi siz çözeceksiniz. Size geldiler. Yani bu problemi çözün istediler. Yani onları problem haline getirelim. Onların problemi olsun. Nasıl problem olsun? Onlar bir Ar-Ge elemanı olarak iş, yani bir hizmet üretiyor. Bir başkasının problemini çözmek üzere. Ama tabii ki her zaman otantik problem çok daha çocuklar için öğretici oluyor. Ama fütüristik ve böyle uzgörümüzü de bozmayalım. Ona dair de yenilikçi problemler de verebiliriz tabii ki. Ama problem en önemlisi. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Güvence kurduğumuz özellikle disiplinler arası olayını tam anlamak istiyor. Diyor ki acaba sistemi sınıfında uygulayacağım, tamam fen, matematik kullandık da hayat bilgisini de içine aldığımızı düşünelim. Bir Tabii gün tabii. sosyal Türkçe bu derslerle uygulama olabilir mi? Değerli hocam, bir şeyi hani buradaki düşüncem şu, eğer yer verebiliyorsak veririz ama her şeyi vereceğiz diye bir şart yok. Yani böyle bir zorlamaya girmeyelim. Sadece üç alan, yani fen, teknoloji ve matematiği bile alsanız sistem etkinliği olur. Ama hani biraz önce söyledik, değer eğitimi bağlamında işte yardımseverlik, bunu alabilir miyiz? Alırız tabii ki. Yani eğer etkinliğimizin doğası, zaten etkinliğimizin doğası takım halinde çalışma vesaire var. İşte diyelim ki konuların başlıklarını çok detaylı bilmiyorum. İşte yuva başlığı vardır hayat bilgisinde örneğin. Şimdi yuva başlığı bir değer eğitimi olarak yer alır. Böyle bir şey hatırlıyorum çünkü eğitim verirken. İşte kuşlara yapılacak yaz kış onların yaşamını kolaylaştıracak bir yuva yapılabilir sistem etkinliğiyle. Burada tam zaten benim söylediğime o kadar uyuyor ki öncelikle zaten problemi tartışırken bir dakika çocuklar işte yuvaya neden ihtiyacı var canlıların? İşte orada hayat bilgisinden yuva kavramını da vermiş oluyoruz. Ama şunu söyleyemeyiz yani bir etkinlikte bütün hepsine yer veririz her zaman o olmayabilir. Yani hepsine de zaten yer vermek zorunda değiliz. Son olarak hocam, ya sistem tek yöntem değil. Sistem hani bir zenginleştirme. Bunu da uygulayacağız. Onun yanında sadece problem çözme yaparız. Onun yanında sadece proje tabanlı öğrenme yaparız. Ama bunun farklı zenginlikleri var. Disiplinler arası bir şekilde çalışmak, çocuğun farklı disiplinlerdeki becerilerini ortaya koymak adına faydalı oluyor. Bir de şunu son söyleyeyim. Bir eğitiminde şöyle bir şeyle karşılaştım hocam. Öğretmenlere eğitim veriyoruz. Böyle onlar tabii uyguluyorlar bir ilçemizde. Ondan sonra oturduk değerlendirme yapıyoruz. 7 yıldır yaklaşık beraber çalışan arkadaşlarmış. Arkadaşına dedi ki inanamıyorum sana dedi. Ben dedi senin bu kadar güzel resim yapabildiğini bilmiyordum. Benim sınıfımı boyayabilir miyiz seninle beraber dedi. Şimdi farklı disiplinlere aynı proje içerisinde yer vermek çocukların özgüvenini de geliştiriyor. Çünkü mesela matematikte çok iyi bir çocuk var. Tabii çok iyi çok iyi olarak görülüyor örneğin. Diğeri sanatta çok iyi ama o kendini daha kötü hissediyor. Örnek olsun diye söylüyorum. Ama sistem etkinliğinde her birinin bir rolü ve birbirini tamamlayıcı olduğu için yani o olmazsa da olmuyor, bu olmazsa da olmuyor. Çünkü örneğin ben bir uzay aracı yapıyorum. Hemen kriterlerimle yazıyorum. Evet, bu araç hafif olmalı, şu olmalı, bu olmalı, estetik olarak görünüşü bu olmalı yazıyorum. Şimdi o estetik tikini alabilmek için sanata ihtiyaç var. Yani çocuğun kendisine de bir üründe ihtiyaç olduğunu hissetmesi disiplinler arası bağlamda önem arz ediyor. Aynı planını uygulayalım, kendi problemimiz illa olmalı mı diye sormuş bir arkadaşım. Yani var olan hazır planları, sistem planlarını uygulamamızda bir sakınca var mı? İlla çocuğun kendi başına gelen bir problem mi olmalı? Var olan problemleri, var olan etkinlikleri uygulayabiliriz.
ama çocuk için bunu problem haline getirelim. Yani onun bence çok güzel başarısınız. Yani çocuk bunu gerçekten problem edinsin. Hani diyoruz ya bu o film, o sizin o drama yeteneğiniz ve sanatçı tarafınızla, yani işte ben bir isim koyuyorum. Mesela şey de yapabilirsiniz. Yani özellikle mesela ben Bilge, Bilgin bir etkinlik yazarken hocam şöyle yapıyorum. Ben böyle şey hani Illuminati derler ya, böyle ara mesajlar. Örneğin senaryonun içerisine şunu yazıyor. İşte dedesini ziyarete gitti. Aslında bir nehir var. Karşıda bir kuşun can çekiştiğini gördü. Ama bu senaryoyu yazarken şöyle diyorum. İşte Elif araştırmayı çok severdi. Mutlaka elinde bir büyüteçle gezerdi. Ve gördüğü şeyleri not alırdı. Yani hani değer eğitimi diyoruz ya. Oradaki o kendine rol model olarak problemle özdeşleşecek kişiye de anlamlar yükleyebilirsiniz. Konunuz neyse, yani yardımseverlik mi o haftaki değer eğitimi konunuz, onu yükleyebiliriz. Ama çocuğa problem haline getirelim. İlla kendi problem olmak zorunda değil. Çocuklar böyle biri varmış, nasıl çözeceğiz bunun problemini, yardımcı olalım demek de bir problemi ihtiyaç hissettirmektir. Ve var olan etkinlikler de gayet güzel uygulanabilir tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Yani orada mesela şey var hocam. Diyelim ki işte İstanbul'da bir deprem oldu. Acil yardım ulaştırmak gerekiyor. İşte paraşütle atacaksın vesaire diyorsun. Bak hikaye ediyorsun. İşte para, çocuğa bir miktar diyorsun ki 50 liram var. Ürünleri koyuyorsun. Mesela bunu da çok severim ben. Böyle masaya ürünleri koyarım. Çünkü hunharca çocuk ürünleri harcıyor. Poşeti alıyor, yırtıyor, onu alıyor. Niye? Çünkü önceden bir tasarlama becerisi yok, buna ihtiyaç duymuyor. Ben ürünleri koyuyorum örneğin, yaptığım sistem atölyesi uygularken böyle kağıttan paralar bastırmıştım şeyden, yazıcıdan. Çocuğa parayı veriyorum, evet kaç liram var? 50 liram var. Gelip 50 liralık ürün alabilirsin, daha fazla değil. Gidiyor, ondan sonra 50 liralık ürünü alabilmesi ve parayı boşa harcamaması için bu bakın maliyet yönetimi, finansal okur Zeki hocam, yazar. şu an bende de bir lamba yandı. Mesela ben özellikle bu maliyet kısmında sıkıntı çekiyordum. Yani nasıl bunu yapacağız? Çok çok güzel bir fikir verdiniz. Teşekkürler. Yani bunu yapıyorum işte, çocuk geliyor marketten alışverişini yapıyor, diyorum bak yani Harika. başka bir hani önce tasarlaman lazım ve neye ihtiyacın olduğunu belirlemen lazım. Yani öyle kafasını böyle, bu işte şey hocam hani 3.000 düşün bir kes derler ya, yani bunu da geliştiriyor. Çocuk böyle maymun iştahlı olmuyor. Yani ben aklıma geldikçe örnekler veriyorum. Yani sistemi süreç odaklı hale getirmekte bu zenginleştirmeler önemli oluyor. Şunu ifade edecektim aslında. Yani İstanbul'a uzak olan bir çocuk için İstanbul'da deprem oluyor demezsin de. Örneğin Karadeniz'de yaşıyordur. Nehrin kenarında ulaştığı bir dağ evi, yayla evi vardır. Olayı revize edersin. Dersin ki yayla evinde deden kaldı. Oraya işte ekmek göndereceksin dersin örneğin. Yani daha hazır planları hazır problemleri otantik probleme dönüştürebiliriz o şekilde. Son olarak şöyle bir soru yönelteceğim. Bu son soru. Acaba diyor arkadaşımız, illaki bir sistem etkinliği sonrasında somut bir ürün çıkarmak zorunda mıyız? Mesela bir köprü, bir araba gibi illa bu tarz mı olmalı çıkan ürün diye sorar arkadaşımız. Hocam bir çizim de olabilir. Probleme dair bir fikir, yani bir proses, bir mesela şöyle ifade edeyim. Boston Üniversitesi'nin de desteklediği bir oluşum var. Sosyal inovasyon diyor. Tasarım odaklı düşünme araştırır, yani arkadaşlar yazarsa görebilir. Örneğin siz diyelim ki Afrika'da bir insanlar ve sinek problemleri var. Çocuklara, evet çocuklar bu problemi hem sosyal açıdan çözmek, nasıl bir şey yapmak istersiniz deyip onlar ona dair bir sosyal proje de yazabilir. Yani bu da bir sistem etkinliği olabilir. Mühendisliği sadece şey olarak görmeyelim. Yani bir ürün değil. Ama tabii ki çoğunlukla ürün oluşturmak çocukların onu deneyimlemesi ve test etmesi açısından. Çünkü test etmek bizde önemli bir aşama. Hani diğer sosyal ürünü test edemiyor. Ama tabii ki zenginleştirmek için bu tarz çalışmalar da yapılabilir.
Ama test edip geri dönmek ve tekrar düzenlemek önemli bir aşama bizim için. Şimdi hocam, evet artık sonuna geldik bence. Bir soru daha var ama sorayım mı Adil hocam onu da? Doğadan esinlenerek teknolojik tasarımlar konulu bir sistem çalışması yapmak istiyoruz. Evet. Ama bilgi temelli hayat problemini oluşturamadık. Nasıl bir şey önerir Zeliha hocam? Buna cevabı ben de kafamda buldum ama sizin cevabınızı çok merak ediyorum. Şimdi hocam konunun ne olduğuna bağlı olarak değişir tabii ki. Yani şöyle söyleyebilir işte biyomimikriyi anlattıktan sonra konu neyse örneğin suda yürüyen ama batmayan böcek olsun yani konu diyelim ki. Yani problem neyse, evet çocuklar işte elimizde bu malzemeler var. Bu malzemelerle karşıya bu mesajı iletmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Bunu en kısa sürede yapmamız lazım. Ama bunu bulmak için doğadan esinlenelim istiyorum. Çünkü doğada çok güzel örnekler var. İşte buraya yönlendirmek. Yani yine hani konuya çok bağlı Bahar Hocam açıkçası. Yani aslında doğadan esinlenilerek yapılan o projelerde hangi problemler üzerinden yola çıkarak bu canlılar örnek alınıp bir icat yapılmış öğrencilerle çok konuştuğunuzda Evet. aslında zamanla sonuca çocuklar kendileri geçecektir, kendileri bulacaktır diye Ya düşünüyorum. şey gibi herhalde değil mi Bahar Hocam? Yani eğer siz hani biyomimikriyi vermek istiyorsanız bir sistem etkinliğiyle o bilgi edinme haftası dediğimiz örnek olsun diye söylüyorum. O dönemde bakın biyomimikriden insanlar nasıl faydalanmış, işte cırt cırtı şuradan bulmuş, bunu buradan bulmuş, biz de bundan faydalanabiliriz gibi onlara aslında bir vizyon sunmak lazım. Biz yönlendiririz bu şekilde diye düşünüyorum. Hocam. Rica Başka bir ederim sorun hocam. yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Pek çok arkadaşımız şimdi şunu da belirttiler. Bizim için çok faydalı bir oturum oldu. Sistem anlayışı kafamızda çokça netleşti. Çok teşekkür ediyoruz dediler. Bence bu çok değerli. Çok Benim teşekkür için bile ederim. evet gerçekten yıllardır bu konuyu araştırıyorum, etkinlik üretmeye çalışıyorum. Canım çıktı bu alanla uğraşmaktan ama gerçekten böyle bilir kişilerden bir şeyleri dinlemek her zaman kafanızda yeni ampuller yakıyor. Bu bir net. Çok Ağzına çok sağlık. teşekkür ediyorum hocam. Ne kadar güzel. Demin de hocam Ertan hocam mıydı? İlk başta kim bir Evet, şeyler ne artık. yapmalı? Milli eğitimler ne yapmalı dedi. Özellikle onu da bir cevaplayayım hocam. Şimdi değerli hocam hakikaten milli eğitimler bu anlamda Ar-Ge'lerde görev alanlar vesaire arkadaşlar varsa yapacakları en büyük şey bence en büyük etkinlik. Yani öğretmenlere etkinlik yaptırmak tamam. O güzel. Ona bir şey demiyorum. Ben de yaptırdım şahsen. Ama bu temel taşlarımız var ya, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, hangi eğitimi yaparlarsa yapsınlar, mutlaka ve mutlaka bununla ilgili eğitimciler olsun. Bir. İkincisi de etkinlik yazma eğitimi mutlaka olmalı. Ben etkinlik yazmada şunları görüyorum. Bugüne kadar ama gördüklerimi söylüyorum. Etkinlik yazma eğitimi yapıyor, öğretmen bir proje yazıyor. Biz projeci değiliz. Biz öğretmeniz. Eğer biz bir etkinlik yazıyorsak öğrenciye ne yapacağımızı, ne soracağımızı, nasıl cevap alacağımızı, ondan sonra onda neyi geliştireceğimizi ifade. Şimdi öğretmene etkinlik yazın diyor. Bakıyorum şimdi onları. Gördüm birkaç eğitimi. Bir tane şey yapmış. Uçan kuş, yürüyen robot. Yani ama etkinlik değil bu. Bu bir proje. Yani Sesiniz sesiniz gitti kayboldu. hocam. Şu kulaklıkla oynadı Şimdi düştü şu herhalde. Şimdi anda. geldi. Yani Geldi. hocam etkinlik yazın demek bir proje yapın demek değil. Yani öğretmen geliyor işte kaynadığı zaman taşmayan tencere. Bu ne? Sistem etkinliği yazdım. Sen sistem etkinliği yazmadın. Sen bir proje yaptın. Yani bunun sistem etkinliği yazabilmen için bir, hedefin ne? Kazanımın ne?
hangi yöntemlere başvuracaksın, neyi elde edeceksin, çocuk ne yapacak? Ve eğer bilsemler diyorum, eğer Milli Eğitimler eğitim yapıyorsa mutlaka ve mutlaka yapılandırılmış etkinlik planı hazırlamak üzerine bir günlerini ayırmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani öğretim tasarımlarını kendilerinin yapması gerekiyor aslında. Evet Adil Hocam, evet. Yani bu taşmayan tencere bir etkinlik değildir yani. Bu bir sitem etkinliği de değildir. Benim de son bir sorum olacak size, eğer çok kısa alabiliriz belki. Hiç değerlendirmeden söz etmedik mesela öğrencinin o beceri gelişimlerini ya da hani kendi otonom öğrenmeleri sonucunda ne tür ne rubrikler mi kullanıyorsunuz? Gözlem mi, akran mı? Onu merak ettim aslında. Adil Hocam, aslında birkaç yerde bahsettim ama çok hızlı geçiyorum. Dedim 8 tane bir şey hazırlamıştık hocam. 8 tane ölçme değerlendirme hazırlamıştık. Bu tasarım döngüsü, ürün değerlendirme, akran değerlendirme gibi bunları içeren ölçeklerimiz vardı. Hatta ben başlangıçta da söyledim. Değerlendirilmeyen hiçbir etkinlik tam olarak amacına ulaşmamıştır. Evet, çocuk da değerlendirecek. Yani ürününü, güçlü yönünü, zayıf yönünü kendi de değerlendirecek. Aynı zamanda eğitim ortamı açısından. Formatif diyebiliriz aslında, değil mi? Farklılaştırılmış bir formatif öğrenme. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Şimdi Yasemin hocam bir şey sormuş hocam. O formlara ulaşsak vesaire dedi. Şey de var hocam. Siz yazdınız. İnteach'te bu tarz bu formlar var. Hatta o bahsettiğim kitapların sonunda da bu rubrikleri koymuşlar. Yani oradan bakabilirsiniz. 7-8 tane onların da rubrikleri var. Ben de onlara birkaç tane kendim eklemiştim. Bahar Hanım, biz kapatacağız. Ertuğ Hocam biraz meşgul bir toplantıya katılması gerekiyordu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Zira Hanım'a ve size onu hemen belirteyim. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Önce sözü lütfen size vereyim Zira Hanım, son sözlerinizi. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ben çok mutlu oldum sizlerle tanıştığım için. Her zaman böyle yenilikçi öğretmenlerimizle paylaşım yapmak, keşke karşılıklı böyle konuşabileceğimiz ortamlar olsa. Paylaşım yapmak beni mutlu ediyor. Hocam geldi. Mesleğime dair motivasyonumu artırıyor. Bu saatte diyorum ekran başında çocuklar için duran insanlar var. Çok teşekkür ediyorum. Bahar Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Vesile oldunuz. Ben Ertuğ Hocam'a söz vereyim önce. Ertuğ Hocam, toplantınız bitti galiba. Evet evet, bir görüşmem vardı, bitmiyordu. O yüzden Bahar Hocam'la Adil Hocam'a rica etmiştim kapanışı yapsınlar diye. Zeli Hocam teşekkür ederiz. Biz öğretmenler istiyoruz ki hani aslında baştan sona, ben 3. sınıf öğretmeniysem sitem etkinlikle ilgili bana bir faaliyet dokümanı verin de ben baştan sona onu uygulayayım istiyoruz aslında. Öğretmenler olarak biraz böyle nasıl diyeyim, işlem adımlarını önümüzde bekliyoruz ama biraz da araştırma yapmak lazım. Doğruyu yanlış ayırt etmek lazım. Çünkü çocuklardan bunu bekliyoruz nihayetinde. Doğru bilgi, yanlış bilgiyi. Ben de bilişim öğretmeniyim açıkçası. Hani Arduino'da bir ışık yanıp söndürme sistem etkinliği olmasa da mesela her zaman ben trafik lambalarının gereksiz yandığını düşünürüm. Geldiğimde ya bugün pazar, hiç öbür tarafta trafik yok. Bu ışık niye kırmızı, ben niye kırmızıyı bekliyorum derim. Keşke sensör olsa da araba yoğunluğuna göre açsalar burayı derim mesela. Ama hocam, işte o Arduino zaman, bunu... O zaman sistem olmuş oluyor ama evet. Çocuğa hazır bir proses vermek, bir deney yönergesi vermek bir evet. Sistem olmamış oluyor. Hatta sanırım burada da kaçtığımız yer çocukların işte kalabalık oluşu. 30 çocuğa aynı anda hani problem çözme becerisini yapacağınız bir etkinlik yapamıyorsunuz. Ama toplu olarak bir ışık yanıp söndürme yapabilirsiniz mesela. O biraz bizim kaçtığımız yanlar oluyor. Ya da taşan bir tencere her zaman aklımızdadır. İşte süt nedir? Isıtırız böyle inek sütünü aldığımızda. O bir noktadan sonra kabarır ve taşar. Bunun taşmaması için ne yapması lazım öğretmenin? Orada herhalde bir sistem becerisi var mı yok mu? Ben orada bir takıldım ama. Erkan Hocam, oradaki mesele ne biliyor musunuz? Oradaki mesele şu, ben şunu söylüyorum. Hani öğretmen eğitimleri yapılıyor ya. Evet. Öğretmen eğitimleri sonunda diyorlar ki etkinlik yazacağız şimdi diyorlar. Evet. Etkinlik yazarken öğretmen şunu yapması gerekiyor. Şimdi biz mesleğimizi bir fark edelim. Biz öğretmeniz. Öğretmene etkinlik yazın derken dersin adı,
kullanılacak yöntemler. Yani ne yapacağım? Ben hangi yaratıcı soruyu soracağım? Burada hangi düşünme becerisini geliştireceğim? Çocuğa nasıl? Ya benim planım böyle olması gerekmez mi? Onun da bir algoritması olması lazım diyorsunuz. Evet, ama sen oraya taşan tencereyi etkinlik olarak sunarsan olmaz. Hı-hı. Her sonunda taşan tencere yap hocam. Ersan hocam, hatta ben söylüyorum ki bak böyle bir şey yap. Kapanan kalem yap. Çünkü problem var. Evet. Evet, yani yeter ki çocuğa problemi ver, o problemi çözsün. Bir şey daha söyleyeyim. Hani bu 30 kişilik sınıflarda olmaz dediniz ya hocam. Ya uyguladık biz. Keşke burada Sakarya'dan hocalarımız olsa. 3000 öğretmenle uyguladık biz bunu ve hepsi ben fuarlarına davet ettiler, katıldım. Yani hocam diyorlar böyle bir şey yok. Veliler böyle ağlıyor. Yani çünkü ben anlatacak vaktim yok burada. Hocam diyor bir anda fene merak arttı çocuğun, bana sorular sormaya başladı. Çünkü veliler de vardı orada, çekimler yaptık. Hepsi 30 kişilik sınıflarda uygulandı hocam. Çok güzel. Biz zaten bilmiyoruz ama Sakarya, işte Kocaeli biraz daha böyle sitemin çok fazla duyduğumuz yerler. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'den ziyade eğitimlerin işte biraz daha hareket noktasını çok fazla duyduğumuz yer. PR mı olmuyor diyorum, reklam mı olmuyor? Ancak böyle webinarlarda veya işte birebir eğitimlerde daha çok duyuyoruz. Daha çok dile geliyor. Teşekkür ederiz. Deniz Derya bir konu. Siz de konuşsanız. Aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok var olun. Çok sağ olun Ertuğ Hocam. Bağırın, buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyoruz Zeliha Hocama. Gerçekten ben de çok aydınlandım ve tüm arkadaşlarımız aynı şeyi söylediler. Sağ olun, var olun. İyi sahurlar diliyorum herkese. Bir canım var. Burada bir canım da eminim bizi dinlediği çok detaylı bir şekilde. Ben eminim hep öyle yapar çünkü. Çok keyifli dinledim. Diline sağlık hocamızın oldukça doğru noktalardan hareket ederek verdi. Öğretmenlerimizin de ihtiyacı vardı bu şekilde başlangıçta neler yapacağını, hangi hareket noktalarıyla bu işi gerçekleştireceğini aktardı. Çok teşekkür ederiz hocam. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda da. Zeliha Hanım, ben de çok teşekkür ederim. Size oldukça ilham vericiydi. Ben iyi düşündüm hemen. Belki şu taşan tencerenin taşmaması gerektiğini ya da belirli bir seviyede durması için bir problem oluşturabilir mi? Üzerinde çalıştırabiliriz. Kesinlikle oluşturursunuz hocam yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muhteşem bir webinarda yine Zeliha Hanım da belirli. Çok teşekkür ederim. Birlikteydik. Bu eğitimler sizlere İTV'nin Ulusal Destek Servisi tarafından geliyor ve bizler içerik geliştirme ekibi üyeleri olarak Erten Kocabaş koordinatörümüz liderliğinde çalışıyoruz ve bu muhteşem eğitimleri sizlerle buluşturuyoruz. Ben özellikle Zeliha Hanım'a, Bahar Hanım'a, Birce Hanım'a destekleri için ve Erten Hocamıza çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum her birinize. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere diliyorum. İyi akşamlar.